Tomorrow's never promised, but now is the time for hopes arising. Tomorrow's never promised. Arkadaşlar, ben şimdi Kobe'ye geldim. Çok tatlı bir amcanın yanında kalıyorum. Dün geldim buraya. Burada sanki benden başka kimse yaşamıyormuş gibi hissediyorum. O kadar sessiz ve sakin ki. Adam amca İngiliz. Çok tatlı birisi. Böyle ilk işte yazdım. Sonra ben yarın evde olmayacağım. İşte anahtarı saksının altına koyuyorum. Alırsın falan dedi. Yani böyle Couchsurfing'in bu yanını çok seviyorum. O kadar güzel ki insanlar böyle güveniyor. Aldığım evlerin hepsinde hemen hemen kapı kilitleme huyları yok. Işık geliyor bana. Yani biliyorsunuz bizde böyle bir şey yok. Hatta kapıyı kilitlediğim takdirde bile hırsız giriyor. İşte bunlar hiç kilitlemiyor ve her şeyim orada mesela. Adamın da her şeyi orada falan. Ama hırsızlık oranı çok çok az burada. Yani bazı büyük şehirlerde belki olabiliyor. Mesela Hiro'yla gittiğimiz Nishiki Market diye bir yer vardı ya, o tatlılardan tattım. Mesela oraya girerken Hiro şey demişti, burası hırsızın olan yerleri, nadir yerlerinden birisi demişti. Dışarı çıktım ama ne yapacağım yine bilmiyorum tabii. Biraz merkeze giderim. Burası 2 durak falan uzaklıkta ama trene binmeyeceğim, yürüyeceğim. Biraz merkeze giderim. Orada dolanırım. Birkaç görmek istediğim yer var. Onun dışında yemek yiyeceğim. Kendime yemek ısmarlayacağım bugün dışarıda. Genelde eve alıp yapıyorum biliyorsunuz. Ama biraz sıkıldım. Bir de güzel yemek yemek istiyorum ya. Dolaşıyorum. Zaten şu hayatta tek lüksüm yemek. O yüzden yani özellikle seyahatte o yüzden biraz yemek yiyebilirim bence. Bu arada Kobe tarihi şehirlerinden birisi Japonya'nın. Çok küçük, çok sakin bir yer. Burası biraz şehir merkezinin dışında olduğu için de aşırı sakin. Ya şu an sadece sanki gerçekten ben varmışım gibi yürüyorum böyle. Japonya'nın genel olarak sakinliği ve huzuru beni benden aldı. Gerçekten o kadar sakin ki her yerde. İnsanlar her daim gülüyor. Her daim. Ya birbirlerine karşı yolda geçerken sürekli selam veriyorlar. Şu ana kadar hiç sinirli birisine sinirlendiğini Japonya'da hiç görmedim. Elbet vardır. Ama o kadar az ki bu oran, çok düşük yani. Bizdeki gibi sinirlenmeyi düşünürsek metrobüste, işte orada burada, bu gerçekten yani burada onun %5'i falan, hatta daha da az bence. Kibarlar ama kibarlıktan ölebilirler yani. Herkes birbirine selam veriyor, eğiliyor, sürekli teşekkür ediyorlar, böyle çok kibarlar. Yalnız ben bir şey keşfettim burada. İnsanlar dediğim gibi çok kibar ama mesela ona bir şey uzatıyorsun, içer misin diye, istemese bile içiyor çünkü saygısızlık yapacağını düşünüyor sana karşı. Bence bu çizgi çok iyi değil. Yani insan istediği gibi yaşamalı. Sadece saygısızlık ya da kaba olacak diye, ki kaba değil kesinlikle. Böyle yapmaları biraz tuhaf. Değişik sokaklardan gidiyorum. Küçük size de göstermek için, kendimde böyle küçük sokaklara girmek için gerçekten çok keyif. Tren geçmeden önce böyle bir 3 dakika 4 dakika önce böyle alarm çalıyor ve kapılar kapanıyor. Şimdi tren geliyor. Buldum ama ya. Bir saat falan yürüdüm böyle işte sahile varmak için. Dedim orada bir şeyler vardır. Şimdi bak bir yeşil alan gördüm. Aslında Allah'ım. Saçım bitti. Bir yeşil alan gördüm. İşte şu an oraya geldim. Tomorrow's never promised.
çok acıktım ya. Bir saat falan yürüdüm. Birazdan gidip kendime çok güzel bir yemek ısmarlayacağım. Ne yesem acaba? Ahtapot mu yesem? Karides mi yesem? Hep böyle şeyler olduğu için. Neyse, burası bu arada geçiş noktası olarak kaldığı için şuraya bakar mısınız? Böyle bir sürü şey var. Trendir, otoyoldur, şudur budur. Böyle değişik. Sevemedim. Böyle yeşil olsun. Tamam, yol da olsun yani. Sonuçta gidebilmek için. Ama böyle yeşil olsun. İnsanlar mutlu olsun. Sahile ineceğim. Ama yani tahminimce orası biraz pahalıdır yemek olarak. Üst taraflar daha ucuzdur. Ha, şu ne? Güneş enerjisi falan mı? Bilenler aydınlatabilir mi? İşte bunu diyorum. Paneli de var. Bilemedim ne. Burada havaya bakar mısınız ya? Yağacak gibi. Yağmıyor kaç gündür. Böyle aşırı nemli ve sırılsıklam oluyor. Bu arada Japonya'da her yerde sigara içemiyorsunuz. Sigara içme alanları var. Sadece oralarda içebiliyorsunuz. Açık alan dahil. Sokak müziği çok selam. Şimdi ben yemek yiyeceğim. Yemeğe doğru gidiyorum. Ben rameni çok sevdim Japonya'da gerçekten. Bence çok güzel. Ya en sevdiğim yemeklerden birisi oldu ramen. Burada da bir tane gördüm. Şimdi oraya gideceğim. Şeyde gördüm. Geçerken bayağı güzeldi. Çok da pahalı değildi. Bir de size böyle yerel Japon restoranlarını göstermek istiyorum. Çok tatlı. Umarım bulabileceğim. Çünkü buralarda gezinirken gördüm. Şu an bulup bulamayacağım konusunda emin değilim. Gördüğünüz ramen böyle baharatlı, çorbalı, böyle değişik bir yemek. Çok güzel. Ben çok sevdim. Heh, buldum burası. Çok seviyorum. Böyle çok güzel bir yemek. Bence Japonların en güzel yemeği. Neyse, şimdi geç oldu. Ben gideceğim. Videolarla uğraşacağım. Sonra uyuyacağım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.